Ecî ji wek wan malbata ciwan im, ev jî hevalê min e, hevalê min di not û çara da, li gundê bagliya Çinarê, li girêdayê Çinarê da, not û çara şevkî derket, ew Nûrî dayan tev de bi motorê derketin çûnû, û ew çûnû ev hatin, nehatin. Vay not û çar çit dike 30 sal. Ecî wî bi bîr û tevê wî hevalê wî bi bîr tînim, û wê êşê ji dilê me der nakeve, em wan ji bîr nakin, vay em Ver jwe çağı ev hatta ana em ver ya wan dajon em ticara em nabejin em wan jbir bikin em doza wan bajo em riya wan bajo em hak hukuk wan bajo hasret ya me eger tadik mezel ki wan em her ser mezel wan em vi hakı hu halal nak ki kribe bra kribe o em de bejin o vay evla em çu ese sala em cem hebu jozat em nuze ujim ese sala em qediabo Se zarokê me bû. Dema gewçûd pêwira layê min jî mir. Ez û digedê xuma li gund bû. Îja her ro dewlet davêtin ser serê min. Hem dewletê wenda kir bû, hem jî digo ka zilamê te çî ku da. Digo çi ku de? Digo çi tevê pekekê bûye, me digo na wenda bûye. Ka biçiya wê ji me re bigotar, em ê pê behes yeldekî. Kî çi kê derê we em zanin çi ye. Îja her ro baskinê mala min dikirin. Me ta'dê ji wan didî, me zilm ji wan didî ti. Medine bu işe sala jimadi durmuya mıttine bu. El gündüm ağam. Milayi kuşi vandakit perra. Ez yudu gede kuma. Em rabu jiber ava zulmü ava devleti zoruya devleti. Milli kız ezatım Ahmet'e. Torne mi var iri bu seyze sali. Hine em hatta hevin em ver ye bajo. Em her jiwe gede me bajo. Gede me her ve torne me bajo. Eş vakta dikavi bira mera mera khunangiri. Derde mera vak nudu be vak meru dube ev. Ve dakı ve saati çiye. Me cihaniya xul li riya wan da. Me hîn mezelê xwe nedîtiye. Olaydan yaklaşık 6-7 ay sonra Diyarbakır merkeze bağlı Tavuklu köyünde köylüler terk edilmiş bir traktör bulur. Traktör kurşunlanmış ve motoru sökülmüş haldedir. Bu olay zaten devlet tarafından baskı altında olan ve sık sık gözaltına alınan Ömer Bey'in öldürüldüğü fikrini güçlendirir. Öner ve Dayan aileleri askerlerin süren yoğun baskısı nedeniyle herhangi bir kuruma resmi başvuruda bulunmaz. Kendi çabalarıyla çevre köylere haber salarak bilgi edinmeye çalışan aileler Ömer Öner ve Nûrî Dayan'dan bir daha haber alamaz. Buradan Meral Akşener'e seslenmek istiyorum. Meral Akşener'in açıklamaları bir itiraf niteliğindeydi. Mehmet Ağar'ın daha önce yaptığı ve Tansu Çiller'in daha önce yaptığı itiraflar da göz önünde. Devlet bile bile failleri korumaya devam ediyor. Meral Akşener'e buradan şu mesajı iletiyorum. Bütün faili meçhul cinayetlerdeki sahiplerinin, annelerinin, çocuklarının ahında boğulacaksınız. Cumartesi anneleri, 17 bin insan, 17 bin faili meçhul burada intikam almak amaçlı ya da öç almak amaçlı burada toplanmıyor. Buradaki insanların tek bir amacı var, adaleti sağlamak, faillerin yargılanmasını sağlamak. Şunu söylemek istiyorum. Sözde bir siyasetçi, bunamış bir siyasetçi dün bir açıklama yaptı. Dedi ki, dönemin İçişleri Bakanı, dedi ki, bu ülkede siyasi cinayetlere tanık oldum. Eğer siz siyasi cinayetlere tanık olmuşsanız ve bu siyasi cinayetlerin sizin dönemde işlenmiş siyasi cinayetlere tanıksanız bir an önce tanıklığınızı beyan edin. Ya da tarihin kara sayfalarında ve de vicdanlarda yargılanacaksınız. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Öncelikle devletin Meral Akşener'in tanıklığına başvurarak ifadelerinin alınması gerekmektedir. Katillerin yanında bulunan bunamış siyasetçileri görmek istemiyoruz artık. Bu hafta 31 Ocak 1995 yılında Batman İdi Kozluk ilçesi Zeydiye mezrasında gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Şirin Maltun'un
akıbetini sormak için toplandı. 17 yaşındaki Mehmet Şirin Maltun'un evine 31 Ocak 1995 gecesi aralarında asker, özel tim ve köy korucuların da bulunduğu güvenlik güçleri panzerler eşliğinde baskın yaptı. Kimlik kontrolü yapan askerler Mutlu'yu dışarı çıkardılar. Sabah saat 4'e kadar açık alanda işkence gören Mutlu'nun çığlıkları duyuldu. Ardından Mutlu'yu alıp götürdüler. Ertesi gün saat 12 civarında 4 araç eşliğinde elleri, ayakları bağlı ve kafasına çuval geçirilmiş halde köye geri getirdiler. PKK sığınaklarını ve silahlarını göstermesini istediler. Köylüler Maltu'ya işkence yapıldığını, ayakta duramayacak durumda olduğunu, Maltu'nun PKK ile ilgisinin olmadığını ve sürekli bilmiyorum dediğini belirtmişlerdir. Daha sonra askerler Maltu'yu taşıyarak araca bindirip götürdüler. Aile baskına katılan Bekirhan Jandarma Karakolu'na ve Kozluk Jandarma Bölük Komutanlığı'na başvuru yapıyor. Aileye çocuklarının gözaltında olmadığı söylenmiştir. Aynı tarihlerde Batman Komando Taburu'nda gözaltında tutulan bir kişi serbest bırakılınca Maltu ailesine Mehmet Şirin'i tabura götürdüğünü ve 6 gün boyunca beraber gözaltında tutulduklarını anlatmıştır. Savcılığa başvuran aileye soruşturma başlatmak için aile dışından iki şahit göstermesi istendi. Ama olaya tanık olanlar ağır baskı ortamında şahitlik yapamadı. Maltu'dan bir daha haber alınmamıştır. Ailesinin yetkili makamlara yaptığı başvurulardan hiçbir sonuç alınamamıştır. Anne Sabriye Maltu'nun oğluma ne olduğunu bilmek istiyorum. Başında dua edeceğim bir mezarının olmasını istiyorum. Onu kaybedenlerin bize yaşattıkları bu zulmün hesabını vermesini istiyorum. Adalet istiyorum, barış istiyorum. Hiçbir annenin evlat acısı yaşamasını istemiyorum diyen sesi onun taleplerini yerine getirmekle görevli olanlar tarafından karşılıksız bırakıldı. Gözaltında kaybedilen insanların akıbetinin araştırılmasını, faillerinin bulunup yargılanmasını, ülke tarihinin karanlık sayfalarına ışık tutulmasını ve bu kara lekenin bir an önce temizlenmesi için gerekli adımların atılmasını istiyoruz.